Şimdi gençler bakın. Pillerin bağlanmasından bahsettik. Pilleri biz iki şekilde bağlıyoruz dedik. Seri bağlama ve paralel bağlama yapıyoruz dedik. Seri bağlama yaptığımız zaman pilleri düz ve ters bağlama yapabiliyoruz. Düz bağladığımız zaman piller artı eksi şekline geldiğinde düz bağlama demektir. Burada eşdeğer potansiyel, eşdeğer potansiyel ikisinin toplamı kadar olacaktır. Mesela bu biri V, diğeri 2V olsaydı, örneğin bakın şimdi burada VV diye vermiş. Bir tanesi 2V olsaydı bizim eşdeğerimiz kaç yapacaktı? 3V yapacaktı. Direkt topluyoruz bakın. Direkt toplayacağız. V1 artı V2 şeklinde yapacağız. Ve o şekilde kullanacağız. Ama mesela ters bağlama yaptığımız zaman artı eksi eksi artı artı eksi şeklinde bakın burada görüyorsunuz. L diğerlerine göre ters bağlanmış. Kutuplar birbirine denk gelmiş. Eksi eksiler artı artılar. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz bunu çıkartacağız. Mesela bunu da şöyle bir değiştirelim. Bakın şurayı 3V yapsaydık K'nınkini ne diyecektik? 3V bakın 3V eksi V eksi V artı V diyecektik değil mi? Artı V diyecektik. Dolayısıyla ne yapacak? Toplamı kaç yapacaktı? 3V yapacaktı diyoruz. Bu şekilde eşdeğer direnci bulabiliyoruz. Onun dışında bir farklılık yaşanmıyor. Yalnız şunu unutmayın. Pilleri biz seri bağladığımız zaman biz devreden geçen akımı ne yaparız? Arttırmış oluruz. Neden? Çünkü ohm yasasından bakın şuradan ohm yasasından V'yi arttırdığımız için ne yapacağız? Biz R sabit akımı da arttırmış oluruz diyoruz. Ve dolayısıyla pilin tükenme ömrü, her iki pilin tükenme ömrü azalır, pilin gücü artar. Ortaya çıkardıkları devrenin ortaya çıkardığı güç artar, enerji artar ama süre kısalır diyoruz. Aynı şekilde paralel bağlamadaysa, bakın paralel bağlamadaysa pilleri üst üste bağlıyoruz. Şu şekilde birbirine birer kutupları denk gelecek şekilde bağlıyoruz. Burada istediğin kadar aşağıya doğru istediğin kadar kaç tane pil bağlarsan bağla. Her biri eşit olmak zorundadır. Potansiyel farkı farklı olan piller olmayacaktır. Senin karşına böyle bir şey gelmeyecek. Bütün pillerin potansiyel farkı eşit olacak. Yani V olacak şekilde gelecektir. Burada kaç tane bağlarsan bağla. Eşdeğer potansiyel ne yapacaktır? Gene V yapacaktır. O zaman ne değişti? Değişen şey şu. Pilin üzerinde geçen akımlar değişmiş oluyor. Bir pilden geçen akım değişiyor. Bakın buradaki K ve L pilleri üzerinden devrenin ana kolundaki akım değişmediği için yani V eşittir I çarpı R'den düşündüğünüzde bu sabit, direnç sabit, o zaman akım sabit. O zaman buradaki toplam akım ne yapmayacak? Değişmeyecek. Bunu kim üretiyor? Bunu iki pil üretiyor. O zaman bir kısmı buradan, bir kısmı buradan üretilecek. Yani yarısı buradan, bakın şu durumda iki tane pil var. Yarısı buradan, yarısı buradan üretilmiş olacak. O zaman her bir pil üzerinden geçen akım miktarı azaldığı için pilin ömrü artmış olacak diyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sorularımıza geçiş yapalım. Evet, geçen dersten küçük bir tekrarımızı yaptık. Hemen sorulara geçiyoruz diyorum. Şu sorulara bakmıştık. Bir iki soru daha çözelim. Buna da baktık. Şu soruyu da çözdük. Evet, şu sorudan bakalım. Şimdi diyor ki şekildeki elektrik devresinde ampermetreden geçen akım kaç amperdir? Şimdi bakın bu piller birbirine, hepsi birbirine seri bağlanmış. Direnç, piller, ampermetre hepsi birbirine seri bağlanmış. Biz düz mü ters mi bağlı ona bakacağız. Şimdi birinci pilden başlıyorum. Eksi artı diye gelmiş. Artı eksiye dönmüş. O zaman bu pille bu pil birbirine ters bağlı. 20 volt ve 5 volt birbirine ters bağlanmış. Ama diğerine bakıyorum. Artı eksi geldim. Artı eksi. Bu ikisi 10 ve 20 birbirine doğru bağlanmış. O zaman diyeceğiz ki biz bunları doğru kabul ettik. Bunu ters kabul edelim. 20 artı 10. Bakın artı 10. Evet. Eksi 5 diyeceğiz. Dolayısıyla toplam eşdeğer potansiyelimiz kaç yaptı? 25 yaptı diyoruz. O zaman biz bunu şöyle görebiliriz. Bakın şu şekilde, şu şekilde bir tane şöyle bir pilimiz var. Bakın bu da önemli, yön önemli bizim için. Ve burada bir tane direncimiz var diyoruz. Geldik. Burada ne var artık? Burada 25 volt var. Güzel. Burada 5 ohmluk bir direnç var. O zaman burada ana koldan geçen akım ne olacaktır? Ana koldan geçen akımı yazarsak I eşittir. Bakın şöyle yazalım. I eşittir V bölü R'den yazarsak V bölü R'den 25 bölü 5'ten 25 bölü 5'ten kaç gelecek? 5 gelecek diyoruz. Yani bu devrenin ana kolundan geçen akım 5 amperdir. Yani buradan ampermetreden geçen akım, ampermetrenin okuduğu akım da kaçtır? 5 amperdir diyebiliriz. Evet, devam ediyorum. Evet, devam ediyoruz. İnternetinizi lütfen sizin dışınızda kimse kullanmasın.
Şimdi sigorta dediğimiz bir devre elemanımız var, bir aletimiz var. Bizim evlerde, işte iş yerlerinde ya da büyük devrelerin kurulduğu, elektrik devrelerin kurulduğu yerlerde kendimizi güvenceye almamız adına kullanılan bir elemandır diyoruz. Adından da anlaşılacağı gibi sigorta diyoruz. Yani bizim elektrikle ilgili bir sıkıntı yaşamamızı engelleyici bir alettir diyoruz. Bunlar üzerinden geçecek akımı sabit kılmaya çalışırlar. Ne yaparlar? Mesela bu 2 amperlik bir sigorta ise üzerinden 2 amperden fazla akım geçtiğinde kendini otomatik olarak ne yapacaktır? Kapatacaktır bu sigortalar diyoruz ve devreden akım geçmesini engelleyecektir. Elektronik aletlerimizi ya da elektrikle çalışan diğer aletleri ne yapacaktır? Koruyacaktır diyoruz. Evet, devam ediyoruz. Sigortalar az önce anlattığım gibi atıyor. Yüksek akım çektiğinde devremiz sigorta atar diyoruz. Şimdi şu soruya bakalım. Diyor ki şekilde 2 tane devre kurmuş ve diyor ki gösterilen yönlerde 5i ve i akımları geçtiğine göre V1 V2 oranı kaçtır diyor. V1 bölü V2 oranı kaçtır. Şimdi buraya bakıyorum. Birinci devrede V1 ve V2 birbirine nasıl bağlanmış? Seri. Peki düz mü ters mi? Artı eksi artı eksi olduğu için bunlar düz bağlanmış. O zaman buradaki eşdeğer direncimiz ne yapacak? Bakın V1 artı V2 yapacak diyorsunuz değil mi? V1 artı V2 yapacak. Eşittir diyorum. Akım ne kadar? 5 amper. Direncimiz ne kadar? R kadar diyorsunuz. Güzel. Görüyoruz. Bir tane R direnci var. İkincisine bakıyorum. İkincisine baktığım zaman şunu görüyorsunuz. Burada V1 V2 gene düz seri bağlanmış ama bu defa ters bağlanmış bakın. Artı eksi, eksi artı olarak bağlanmış. O zaman ne yapacak? Biz burada büyüğünden küçüğünü çıkaracağız. Değil mi? Üreticilerin iç direnci önemsiz olduğu için hesaba katmıyoruz. Diyoruz ki bu defa ne yapacak? Bakın V1 eksi V2 alalım. V1 eksi V2 alalım. Peki neden V2 eksi V1 değil de V1 eksi V2 aldık? Şöyle bakalım. Direncimizden geçen akım 1. Direncimizin büyüklüğü R. Bakın şöyle karar verdim. Akım şu tarafa doğru gidiyor. Yani akım şöyle dolanıyor. Akım böyle dolandığı için bizim buradaki pilimizin toplamdaki eşdeğer pilin, eşdeğer EMK'nın, elektromotor kuvvetin şöyle olması gerekir. O zaman V1'in V2'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onun yönünde davranmış. Evet. Şimdi bakıyorum. O zaman buradan işlem yaparsam, taraf tarafa bölersek bunları ne yapacak? Bu R'ler birbirini götürür. Bu R'ler birbirini götürür. V1 artı, bakın V1 artı V2 V1 artı V2 eşittir. 5V1 eksi 5V2 yapar. Buradan da işlem yaparsak eğer, şöyle biraz akıldan yapalım. 6V2 4V1'e eşittir. O zaman 6 bölü 4 eşittir. V1 bölü V2 yapar diyoruz. Buradan da oranlarsak 3 bölü 2 yapar arkadaşlar. Evet, yazma kısmında biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet, var mı anlamayan? Örneğimizi anladık mı arkadaşlar? Peki. Devam ediyorum. Sizlerden tepki olmadığına göre. Herkes anladı galiba. Bir ses verin. Peki. Devam ediyorum. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Devam ediyorum. Evet, bir sonraki soruya geçiyoruz. Şimdi güzel, biraz karmaşık görünen bir devremiz var. İç direnci önemsiz özdeş üreteçlerle kurulu şekildeki elektrik devresinde ampermetreden geçen akımı arttırmak için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? Bakın, ampermetreden geçen akımı arttırmak istiyoruz. Bunu arttıralım diyoruz. Şimdi ben baktığım zaman şöyle bakın, az önce size söylediğim gibi. Bakın şurayı bir bölge, burayı bir bölge, ayrı bir bölge olarak değerlendirmeniz lazım. Neden? Burada piller topluluğu, burada dirençler topluluğu var. Ve burada bir ne var? Ampermetre var. Ana kolumuz üzerindeki akımı ölçüyor. O zaman diyoruz ki bakın bu devreyi şuna çevirebiliriz. Bakın şuna çevirebiliriz. Evet. Şu şekilde. Sadece bir pil, bir direnç varmış gibi düşünün. Buraya ne diyeceğiz? Biz buraya R eş diyeceğiz değil mi? Eşdeğer direncimiz burada olacak. Aşağıda da toplam potansiyel farkımız olacak. Elektromotor kuvvetimiz olacak. Ve buradan geçen akım ne olacak? I akımı. Ampermetrenin gösterdiği akım olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle yazabilir miyim? V eş eşittir. I çarpı R eş diyeceğiz değil mi? I çarpı R eş diyeceğiz.
Şimdi diyorum ki ben derdim de benim. Ben ne yapmak istiyorum? Ben bunu arttırmak istiyorum. Bakın. O zaman ne yapacağım? O zaman eşdeğer direnci küçültmem lazım. Ya da potansiyel farkı büyütmek lazım. Şimdi ben bu anahtarlardan mesela şurayı bir alalım. Şurayı bir temizleyelim. Bakın şöyle. Şunu bir alalım. Şuraya baktığım zaman ben bu anahtarlardan mesela K anahtarını kapatırsam dirençlerle ilgili oynama yapmış olurum. Değil mi? K anahtarını kapattım diyelim ki. K'yı kapattım. K'yı kapattığımda bu devredeki şu direnç devre dışı kaldı mı? Neden? Çünkü akım gelecek. Böyle dolanacak değil mi? Burası kısa devre oldu. Bakın az önce RR eşdeğer direncimiz 2R idi. Ama şimdi ne oldu? Sadece R'ye düştü. İstediğimiz şey oldu mu? Oldu. Eşdeğer direnci küçültmüş olduk. Akımı arttırdık. O zaman K bizim için doğru bir cevaptır diyoruz. Diğerlerine bakalım. Mesela L'yi kapatırsam ne olur? L'yi kapattığımda bakın az önce akım şöyle dolanıyordu. Şimdi bu çalışmıyordu. Bu çalışıyordu çünkü burası açıktı. Böyle geliyordu. Böyle geliyordu ve bakın şu şekilde dolanıyordu. Değil mi? Şimdi ben bunu kapattığımda burası ne yapacak? Burası kısa devre yapacak. O zaman ne oldu? Biz buradaki pili devre dışı bırakmış olduk. Pili devre dışı bırakırsam bakın V vardı. Burada V varken toplam eşdeğer potansiyel 2V kadardı. Ama biz bunu kapattığımızda bunu devre dışı bıraktık. Sadece ne oldu? Bu kaldı. Neden? Burayı kısa devre yaptık. V'ye düştü. Ama ben bunu istemiyorum. Ben eşdeğer potansiyeli arttırmak istiyorum. O zaman L olmaz diyoruz. Cevap Adana olur. Peki M'ye de bakalım. M'yi kapattığımızda ne olacak? M'yi kapattığımda buradaki V potansiyel farklı pile bir tane paralel bağlamış olacağım. Bu da V kadar. Paralellikte bir şey değişir mi? Değişmez. Potansiyel fark gene V kadar olur. Bu da benim istediğim bir seçenek değil diyoruz. Dolayısıyla sadece K'yı kapatmak bizim için yeterli diyoruz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Sıkıntı yok. Evet. Ödev testimiz var. Eşdeğer direnç bulma soruları var. Buradan birkaç tane çözelim. Haydi. Şimdi diyor ki KL arasındaki eşdeğer direnç kaç R'dir diyor. KL arasındaki eşdeğer direnç. Bakın şöyle yapacağız. Harflendirme yöntemini kullanacağız. Buradan başlıyorum. Bakın L'den başladım. İstersen K'dan başlayabilirsin. Hiç problem değil diyoruz. Bakın şurası da A olacak. Geldik buraya. Bakın bunlar hepsi A oldu. Şimdi nereye atlayalım? Bence buraya atlayalım. B diyelim. B dedik. Bakın ucuna kadar geldik. Ta ki bir dirence varana kadar oradaki ismi değiştirmiyoruz. Harfi değiştirmiyoruz. O onun potansiyelini teşkil edecek. Değil mi? Peki şimdi buradan atlarsak C olacak. Ama burada arada bir şey var. Çok önemli değil. Bakın ben buraya C diyorum. Buraya vardık ama bakın burada R'den R'ye bunlar birbirine seri bağlı. Bakın şu kol birbirine seri bağlı. AC arasında bakın AC arasında 2R'lik bir direnç var gibi düşünebilirsiniz. Bunlar gitti. Böyle tek bir direnç buraya bağlamış gibi olalım. 2R'lik bir direnç var. Değil mi? O zaman şimdi yazalım. Bakın A'dan başlıyoruz. B diyoruz. Ve C'ye varıyoruz. Şimdi getirip dirençlerimizi yerleştirelim. A'dan B'ye unutmayın. Hangisini yazarsanız üzerine çizin. Bir daha götürüp yazmak durumunda kalabilirsiniz. A'dan B'ye geçtim. Ne var? R var. Bakın A'dan B'ye şöyle bir tane R var diyoruz. Geldim. A'dan B'ye bir R daha var. Bunu da çiziyorum. A'dan B'ye bir R daha var. Güzel. Devam ediyoruz. B'den C'ye R var. B'den C'ye bir tane R var. Evet. Sonra bakıyoruz. A'dan C'ye ne var dedik? Biz 2R var dedik değil mi? Şöyle alıyoruz. Buradan 2R var diyoruz. Bakın. Buradan 2R var diyoruz. Şimdi bunları toplayabiliriz artık diye düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman nereden başlayacağız? En iç noktadan başlayacağız. Bakın R ve R birbirine nasıl bağlı? Paralel bağlı. Dolayısıyla ne yapacak? R artı R 1 bölü R artı 1 bölü R yapacak. Burası ne yapar? R bölü 2 yapar arkadaşlar. Paralellikte 1 bölü R, 1 bölü R şeklinde gidiyorduk. Şimdi R bölü 2 ve R var. R bölü 2 ve R birbirine nasıl bağlı? Seri bağlı. Direkt toplayabiliriz. Kaç yapar burası? 3 bölü 2R yapar. Doğru mu? Evet. Çok hoş. Şimdi devam ediyoruz. Diyoruz ki bakın 2R var. Yukarıda üst kolda 3R bölü 2 var. O zaman bu iki arkadaş birbirine paralel. Şimdi bunu bir yazalım bence. 1 bölü R eş. 1 bölü R eş. Bakın. Eşittir. 1 bölü 2R. Evet. Artı 1 bölü 3R bölü 2 diyeceğiz. 3R 2'yi yukarıya atıyorum. Bakın 3R bölü 2 dedik. Şimdi bunları paydalarını eşitlersek ne yapar? Burası 3, burası 2, 2'den 4.
Evet, 7/6R yapar. Değil mi? 7/6R yapar. Bunu ters çevirmemiz lazım. Neden? Burası çünkü 1/R eşti. Biz 1/R eşi bulduk. O zaman R eşi çekersek kaç yapar? R eş 6/7R yapar diyoruz. Yani cevap Bursa olacak. Var mı bu yöntemimizi anlamayanlar? Evet, ABC kısmını bir daha anlatıyoruz. Bakın şuradan başlıyorum. L'den başladım. A dedim. Şöyle yapayım sizin için. Sizin için şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bakın buradan başladık. İzleyin. Şöyle geldik. Bakın buraya kadar siyahla çizdiğim yerler hiçbir dirence denk gelmeyen noktalar. Bakın bunlar hepsi nedir? Eşit potansiyeller. Bunların hepsine A dedim. Sonra başka bir renge geçtim. Buradan atladım mesela B dedim bakın. Devam ediyorum. Bakın ta ki bir dirence gelene kadar çizeceğim. O zaman bu kırmızıyla çizdiğimin hepsi B olacak. Sonra buradan buraya atladım. Bakın C dedim. Ta ki bir dirence ve son noktaya varana kadar. E şu arada bir yer var. Bakın şurası var. E bura ne olacak? Burayı biz ne yaptık? Biz burayı A'dan C'ye giden yeşillen siyah arasındaki bir hat gibi kabul ettik. Değil mi? Bak A'dan C'ye direkt 2R'ye attık. Bakın A'dan B'ye siyahtan kırmızıya R var. Siyahtan kırmızıya R var. Kırmızıdan yeşile R var. Ondan sonra bir de yeşilden siyaha bakın mavi hattı direkt öyle olarak aldım. A, C arasında 2R var dedik. Bu şekilde devam ettik diyoruz. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Evet bu soruları çözmeyeceğiz. Diğer föyümüze geçelim. Evet 22. föy dedik. 23. föye bakalım burada neler var. Evet burada bir kısa özet geçmiş bizim için. Şöyle üstten bir geçersek biz de. Bir devredeki akım toplam yük bölü zaman demektir. Biliyoruz. Direnç fiziksel bir özellikti. Dolayısıyla rho çarpı L bölü S yani öz direnç, boy ve kesit olarak biz ne yapıyoruz? Direncimizi belirliyoruz diyoruz. Aynı şekilde bir de ohm yasamız vardı bizim. Bakın ohm yasası vardı. Ohm yasası bize ne diyordu? Bir direnç üzerinden geçen akım ile direncin çarpımı bize neyi verir? Potansiyel farkı verir diyorduk. Dirençlerde seri bağlamada R1 artı R2 yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Paralel bağlandıklarında 1/R1 artı 1/R2 şeklinde devam ediyoruz. Voltmetre üzerinden akım geçmez, paralel bağlanır. Ampermetre üzerinden akım geçer, seri bağlanır. Neden? Voltmetrenin direnci çok büyüktür. Devreye seri olarak bağlarsanız akım geçmesini engellemiş olursunuz. O yüzden de ne yaparız? Paralel bağlarız diyoruz. Ampermetrede ise direnç çok küçüktür. O yüzden de devreye nasıl bağlarız? Seri bağlarız. Üzerinden akım geçmesini sağlamış oluruz. Ama paralel bağlarsak o zaman kısa devre yaptırmış oluruz. Seri bağlı dirençler üzerinden geçen akımlar eşittir. Paralel bağlı direnç üzerinden geçen akımlar dirençlerle ters orantılıdır. Bu önemli bu iki kavram. Şunları bir yazmanızı istiyorum. Şu ikisi bizim için çok önemli gençler. Evet. Dirençler üzerinden akım geçtiğinde ısı enerjisi ortaya çıkar. Yani ne yapar? Enerji harcanır. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş olur diyoruz. Evet şunları yazdınız diye düşünüyorum. Devam etmek istiyorum. Evet. Evet burada sadece sorular var. Şöyle birkaç tane bakalım. Mesela şu soru bir birim sorusu. Aşağıdakilerden hangisi öz direncin birimidir diyor. Bakın biz bunu nasıl yapacağız? Biz bunu şöyle yapacağız. R eşittir. Bakın R eşittir. Ne diyeceğiz? Rho çarpı L bölü S dedik arkadaşlar. Şimdi bunların birimlerini tek tek yazalım. Diyorum ki arkadaşım R'nin birimi nedir? R direnç değil mi? Birimi nedir? 10'dur. Güzel. Eşittir. Rho diyorum. Kalsın. Rho'yu bilmiyoruz. Rho'yu arıyoruz. L dediğimiz boydur. Yani metredir. Değil mi? Metredir. Evet. Bölü diyorum. Kesit alanı. Kesit alanı demek alan demek. Metre kare alacaksın demektir. Kesit alanı metre kare alacaksın. E şimdi burada sadeleştirme yaparsak bu metrelerin bir tanesi gider. Bu metreyi de buraya atarsak ne yapar? Ohm çarpı metre yapar diyoruz. Ohm çarpı metre yapar. Bu kime eşit? Bu rho'ya eşit diyoruz. Cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Bu şekilde birimleri yerine yazarak bilinmeyen sembolün birimini bulabiliriz diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Evet. Bunları geçiyorum. Şöyle bir az önceki soru. Eşdeğer direnç bulma yöntemini anladınız artık. Evet. Pillerin bağlanması ile ilgili sorular varsa onlara bakalım diyelim. Evet.
Evet, burada hep eşdeğer dirençle ilgili sorular var. Evet, bu soruları geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir, şurada bir grafik sorusu vardı. Evet. Evet, şuna bir bakalım. X direnci, iç direnci önemsenmeyen bir üreteç şekildeki gibi bağlandığında üzerinden geçen akımlar, ne oluyormuş? Akımın büyüklüğü iyi oluyormuş. X direncine paralel ve büyüklüğü X'e eşit dirençler eklendiğinde X'ten geçen akımın direnç sayısıyla değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Bakın X'e paralel ve büyüklüğü X'e eşit. Ne yapacağız? Şöyle söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki bakın burada V var. Burada ne var? R var. Bu devredeki ana koldan geçen akım ne olacak? İ olacak. Doğru mu? Şimdi X direncinden geçen direnç sayısıyla değişimi soruyor. Neyi soruyor? X'ten geçen akımın direnç sayısına bağlı değişim. Arkadaşlar şimdi bak. Biz getirdik buraya bir tane daha direnç koyduk. Mesela. Mesela bir direnç bağladık. Şimdi ne oldu? Şimdi ben buraya direnç paralel bağladım. Değil mi? Benden paralel bağlamamı istiyor. O zaman diyorum ki bakın bu V ise bunun üzerine de V düşecek. Ve bunun üzerine de V düşecek. X'in üzerindeki bakın potansiyel fark akım çarpı direnç diyorduk. Şimdi direnç değişti mi? Değişmedi. Potansiyel fark değişti mi? Değişmedi. O zaman ne yapmayacak? X'in üzerinden geçen akım da değişmeyecek diyebilirsiniz. Bu i buradan geçen i'yi soruyor bize. Ana koldaki akımı sormuyor. Dolayısıyla cevap ne olacak? Ceyhan olacak diyoruz. Aman diyeyim dikkat. Eğer ana koldaki akımı kıyasla deseydi, dirençleri bağladıkça, direnç sayısı arttıkça ana koldaki akım deseydi, biz diyecektik ki mesela burada RR birbirine paralel bağladığında eşdeğer direnç ne yapar? R bölü 2 yapar. Bu R bölü 2 yaptığında bu R azalmış olur. Bu azalırsa bu sabit. O zaman akım ne yapacak? Artacak diyecektik ama bizden bunu istemiyor. Bizden sadece X üzerinden geçen akımı istiyor diyoruz. Devam ediyorum. Evet. Şu soruya bakmak istiyorum. X dirençleri Y ve Z dirençleriyle oluşturulan şekildeki devre parçasına gerilim uygulandığında devre parçasından iyi akımı geçmektedir. X ve Z dirençlerinden geçen akım şiddetleri aynı olduğuna göre X, Y, Z'nin dirençleriyle ilgili ne söylenebilir? Bakın X ve Z'den geçen akım şiddetleri eşitmiş. Diyorum ki arkadaşım buradan I akımı geçiyorsa, I akımı geçiyorsa buradan da I akımı geçiyormuş. Güzel. Peki buradan I geçiyorsa ona paralel. Bu X'e paralel olarak aşağıda bir X daha var. Dirençleri aynı demektir. O zaman buradan geçen akımda I olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Toplam ne yaptı? 2I'ya dönüştü değil mi? Bakın burada şöyle bir bu devreyi şu hale getirmek istiyorum. Bakın yukarıda kim var? Z var. Değil mi? Yukarıda Z var. Üzerinden ne geçiyor? I akımı geçiyor. Şimdi bakın aşağıda bir kolumuz var. Geldik. Bu kolu ikiye ayırdık. Bakın. Bu kolu ikiye ayırdık. Burada X ve burada X var. Bunları birleştirdik. Sonra getirdik. Kime bağladık? Y'ye bağladık. Değil mi? Şöyle aldık buraya. Devremizi böyle bir devre haline çevirdik. Var mı sıkıntı? Evet. Güzel. Şimdi buradan I geçiyor. Buradan ne geçiyor? Buradan da I geçiyor. Bakın. O zaman buradan da I geçeceğini söyledik. Y'nin üzerinden ne geçecek? Bakın buradan gelen yolcular. Buradan gelen yolcular burada birleşmek zorunda. O zaman buradan ne geçecek diyoruz? 2 I geçecek diyoruz. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Diyoruz ki yukarıdaki koldan I akımı geçerken aşağıdaki koldan ne geçti? Toplamda 2 I geçti diyoruz. O zaman diyorum ki yukarıdaki direnç toplamda eğer ki 2R'ye kadarsa bakın yukarıdaki direnç toplamda 2R'ye kadarsa aşağıdaki toplam şuranın toplamı bakın şuranın toplamı direnç olarak ne olmak zorundadır? R olmak zorundadır. Şimdi bu durumda baktığımda X'in direncini ben 2R, Z'nin direncini pardon 2R gibi alabilirim. Peki X ve Y'ye baktığımız zaman ne söyleyebiliriz? X ve Y'ye baktığımız zaman şimdi X ve Y'nin toplamı iki tane X'in toplamı ne yapar? X bölü 2 yapar. Değil mi? İki tane direnç X'in toplamı X bölü 2 yapar. Diyoruz ki arkadaşım o zaman X bölü 2 bakın şöyle gösterelim. X bölü 2 ve buradaki Y ne yapacak? Bunlar birbirine paralel şey seri bağlamış olacak. X bölü 2 artı Y dersek bu bize neyi verecek? R'yi verecek. O zaman bu durumda diyorum ki bakın Y küçüktür R diyebilirim kesin olarak. Değil mi? Y R'den küçüktür. Peki X bölü 2 o da R'den küçük olacak.
Bakın x şu tarafa yazayım onu da. X bölü 2 küçüktür r yapacak. O zaman diyorum ki x kesinlikle 2r'den küçük olmak zorundadır değil mi? Matematiksel olarak bakarsak. Şimdi bakıyorum z 2r, x 2r'den küçük, y r'den küçük. Ama bakın x 2r'den küçük derken x r'den de küçük olabilir. Bilmiyoruz. Kesinlik söyleyemeyiz değil mi? X ve y'yi kendi içinde kıyaslamamız bu durumda mümkün değil. Yani x de y de birbirine eşit de olabilirler. X y'den büyük de olabilir. Y x'ten de büyük olabilir. Bir şey söyleyemeyiz ama ben şunu biliyorum. İkisi de 2r'den küçükken ama z nedir? 2r'de 2r'ye eşittir. O zaman Edirne doğru cevap olacak diyoruz. X z en büyüktür. X ve y için bir şey söylenemez diyoruz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi R1, R2, 3 dirençleri neyse bu soruyu geçelim. Şöyle yapalım. Burada sırf sorular var. Size biraz soru çözümü bırakalım. Evet. Biz 23. föydeyiz. Şöyle bir 24. föye geçelim ve parlaklıkla, lambalarla ilgili birazcık bir sohbet edelim. Bunlarla ilgili bir dahaki dersimizde de soru çözüp konumuzu bitirmiş oluruz. Şimdi lamba ve parlaklıklar. Biz lambalı devreleri kuracağız. Bakın şöyle şurada göreceğiniz şekilde. Lamba devreleri kuruyoruz. Ve diyoruz ki bu lamba devrelerinde hangi lamba diğerinden daha parlak yanar? Hangisinin ışık verme süresi daha fazladır? Gibi gibi söylemlerde bulunacağız. Sorular çözeceğiz. Biz şöyle söylüyoruz. Günlük hayatta biz evimize bir ampul almaya gittiğimiz zaman, bir odamızı aydınlatmak için bir ampul almaya gittiğimiz zaman bir kriter belirliyoruz. Diyoruz ki bakın. Diyoruz ki nereyi aydınlatacaksın? Mesela salonu aydınlatacaksanız 30 metrekarelik bir salonu aydınlatacaksanız sizin en azından 100 wattlık bir ampul almanız gerekir. Ama siz eğer ki sadece mutfağınızı aydınlatacaksanız 5 metrekarelik ya da 10 metrekarelik bir mutfağı aydınlatacaksanız o zaman 30 ya da 50 wattlık 60 wattlık bir ampul sizin için yeterli olacaktır değil mi? Biz giderken marketten elektrikçiden bu şekilde bir talepte bulunuyoruz. Bakın ne diyoruz? 60 wattlık, 100 wattlık diyoruz. Dolayısıyla biz bir lambanın parlaklığını, yaydığı ışık enerjisini o lambanın gücüyle kıyaslıyoruz. Bizim için burada önemli olan nedir? Bizim için önemli olan burada güçtür diyoruz. Bir lambanın parlaklığını belirleyen şey, bakın şöyle söyleyelim. Bir lambanın parlaklığını belirleyen şey nedir arkadaşlar? Evet, şöyle yazalım, yazabilelim. Parlaklık. Parlaklık, evet, orantılıdır, güç diyoruz. Bakın, parlaklık güç ile orantılıdır diyoruz. Gücü nasıl peki? Elektrikte gücü nasıl temsil ediyoruz? Şöyle bir formüllerimiz var bakın. P eşittir V çarpı I. Oradan da bakın getirir. V eşittir I çarpı R mantığını düşündüğümüzde, I çarpı R'yi düşündüğümüzde diyoruz ki P eşittir V çarpı I'dır. O zaman V yerine I çarpı R yazarsak I kare R yapar. Değil mi? Ya da I yerine getirir. I yerine getirir. Şuradan çeker. Bakın. Buradan V bölü R yazarsak. V bölü R yazarsak. Ohm kanunu kullanıyoruz bakın. Burada getirip V yerine I çarpı R'yi I yerine pardon V bölü R'yi yazdığımızda V kare bölü R yapar diyoruz. Bu şekilde bu üç formülü unutmayın. Bunları kullanacağız. Peki ben bunların üçünü de bilecek miyim? Yani soru çözdükçe zaten aklınıza oturacak ama asıl formülümüz şudur bakın. P eşittir I çarpı V'dir. Bunu bilin. Sonra diğerlerini oradan türetirsiniz. Peki hangisini kullanacağım? Niye türetiyorum? Şimdi bazı sorularda biz akımı kolay dağıtabileceğiz. O yüzden akımla ilgili formülü yani I kare R'yi kullanacaksınız. Bazı sorularda ise potansiyel farkı daha kolay dağıtacağız. O zaman da ne yapacağız? V kare bölü R'yi kullanacağız diyoruz. Bu şekilde ne yapabiliriz? Biz lambaların parlaklığını kıyaslayabiliriz diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir tane sorudan hemen başlayalım mesela. Bir sorudan başlayalım. Diyoruz ki özdeş lambalarla kurulu şekildeki elektrik devresinde KLM lambalarının parlaklıkları arasındaki ilişki nedir? Şimdi biz burada neye bakacağız? Biz burada neye bakacağız? Ben olsam burada şuna bakarım. Bakın P eşittir. I kare R diyoruz. Ben bunu kullanırım. Peki biz şunu diyebilirsiniz. Peki biz nasıl karar vereceğiz? Ben hemen karar verdim. Niye? Tecrübe. Çünkü ben çok soru çözdüğüm için sürekli soru çözdüm. Soruya baktığımda diyorum ki ya ben burada akımların dağılmasını çok kolaylıkla yapabilirim değil mi? Niye? Çünkü diyorum ki bakın ana koldan akım çıktı geldi. Bakın buradan akım geldi. Buraya kadar geldi. Şu noktada ikiye ayrılacak. Bir böyle gidecek. Bir de ne yapacak? Böyle gelecek. Peki burada nasıl dağılacak? Bunlar nasıl bağlı birbirine? Bakın M'ye hiç bakmıyorum şu anda. Sadece K'ya ve onun
altındaki L ve yanındaki lambaya bakıyorum. Bakın bu iki lambanın eşdeğer direnci kaç yapar? 2R yapar. Burada ne var? Burada R var. Bakın lambalar özdeş dediği için diyoruz ki bunların dirençleri aynıdır. Şimdi yukarıda R, aşağıda 2R var. Paralel iki kol var. O zaman diyorum ki arkadaşım akım dirençlerle ters orantılı dağılacaktır. Yani buradan I akımı geçiyor ise buradan ne geçecek? 2I akımı geçecek. Geldiler, birleştiler. Buradan ne geçecek? Buradan 3I akımı geçecek diyebilirsiniz. Değil mi? Dolayısıyla baktığım zaman diyorum ki bunların güçleri bakın dirençleri aynıydı. Dirençler aynı. O zaman kimin akımı büyük? Onun gücü büyük. Onun parlaklığı büyük diyebiliriz. Değil mi? O zaman bakıyorum en çok akım kimden geçti? M'den. O zaman en parlak yanacak olan kim? M. Sonra kim? K'dan geçti. 2I akımı. Sonra K diyorum. Daha sonrasında L'ye bakıyorum. I akımı geçiyor. O zaman daha sonrasında da L gelecek. En düşük parlaklık L'ye ait olacak diyoruz. M, K, L şeklinde Denizli olacak. Doğru cevabımız. Evet, kendinize iyi bakın diyorum. İyi dersler.